Tencerenin dibine birazcık yağ koydum. Asma yapraklarının saplarını kopararak şöyle tencerenin dibine seriyorum. Domates. Kapak ve ocak. Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar sevgili arkadaşlar. Sabahın seherinden, sabahın nurundan hepinize selam olsun, sevgi olsun, saygı olsun. Köyümüzden, evimizin balkonundan selamlar gitsin, sevgiler gitsin, saygılar gitsin gönül dostlarım. Hepinize de hayırlı günler olsun inşallah. Sabah erken saatler kalktım. Sabahın nuru çok güzel. Sabah erken saatlerde havayı solumak, böyle derin derin içimize çekmek çok iyi geliyor bana, zindelik veriyor. Sabahın seheri hepinize güzellik getirsin, sevgi getirsin, saygı getirsin. Gönül dostlarım şifa saçsın inşallah diyoruz ve güne Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Sabah erken saatlerde sular geliyor. Biraz göz gözü gördüğümüz sularla olacak işlerimizi yapmalıyız. Sular kesildiği zaman her şey yarım kalır. Temizlik de yapamayız, çamaşır da yıkayamayız. Çamaşırları makineye attık. Buralarda tertemiz yıkadıktan sonra güne başlayacağız. Çünkü sular kesilebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu balkonun dibinde İdris ağacı, yani deli kiraz. Akıllı kirazı açlayacağız ve meyvesini yiyeceğiz. Ne yapacağım? Bunun dibini suladım. Otlarını yolacağım. Kedi kuyrukları. Ha. Şuralar balkonun diplerini ottan arındıracağım, çapalayacağım. Yolunursa yolacağım da biraz yolunmakta artık zorlanıyoruz. Otlar, tarla, toprak kurudu. Suyla olacak işlerimizi tuttuktan sonra sabah serinliğinde bahçenin de otlarını temizleyelim, yolalım. Yolunmuyor. Şöyle çapalayayım. En iyisi çapa. Yok. Biraz elimle yolmayı deneyeyim. Çapalarsam buralarda bozulacak. Yolarsam daha güzel olacak. Şöyle çapa motorunun yanaşmadığı yerler, naneler, naneleri otlarından arındıracağım. Bahçede en nefret ettiğim şey gındıra, bir de kedi kuyruğu. Gındırayı asla arıtamıyorsun. Kedi kuyruğu da yapışıyor çoluğun çocuğun paçasına, her yerine. Onları da böyle tohumlanmadan yolabilsek hakkından anca öyle gelir. Mis gibi naneler koktu. Mis mis bizim bahçede. Böyle Hanım abla büştü bunları. Hanım abla büştükten sonra tekrar büyümüşler. Bunları büşeceğim. Kuruması için gölgeye sereceğiz.
İyi. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar komşular. Günaydın. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ne yapıyorsunuz? İyi Allah aşkına. Hamza amcık şey toplayıp kiraz biçme topladık da. He. Ben de yemelik. Burada kiraz var da. Gelin bana. He, yemelik mi? He. İyi afiyet. Bayağı da bal olmuşsa gözüm zevdim. He. Afiyet olsun, afiyet olsun. Komşular afiyet olsun. Hamza burada mı? Geldi geldi akşam o da geldi. He, çok selam söyle. Eğlenin o da geldi akşam. He, iyi çok selam söyle. Gülüyorlardı daha da zaten. Kibariye geldi burada. He. Nereden kibari? İyi. Kolay gelsin. Çok selam söyle kardeşim. Ben de şu çapama duruyla tarlayı sürdük de kenarların otlarını kesiyorum. Ne yapacaksın yani uğraşıya devam yana. Aynen. Zaten hani sabah namazdan sonra şey başlıyor köyde. Hareket başlıyor. Başlıyor başlıyor. İkincisi ben de kızayım. Sabah gel. Namazdan sonra hareket başlıyor millet. Evet. Gerçi sabah oluyor yana. Hı hı. Şimdi bu süpürgeyi yolmak zorundayım. Biraz daha büyüdü mü İdris'e zarar verecek. Geçen sene de vardı bir tane ağacın dibinde ağacı bastırdı büyüyemedi. Hünnapları susaklar kırdı. Benim bunu yolmam şart. Bir de kıyamıyorum. Şöyle yatırsam yatık mı büyüse? Neyse kıyamadım. Yatık büyüsün. Yolmaya da kıyamıyorum. Orada bir tane var. Orada bir tane var. Süpürgeler. Buna doğru devam. Gönül dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz. Bizlerde bir yaramazlık, bir sıkıntı, bir sorun yok. Köylümüz Muzaffer kardeşimizin gelinini aldıktan sonra Şahin İzmir'e gitti. Biz çocuklarla köyde kaldık. Bebek sıcak diye gitmedik. Bir 3-5 gün daha burada kalacağız. 3-5 gün kaldıktan sonra sıcaklar düşecek mi? Hayır, düşmeyecek ama mecburiyetten gitmek zorundayız. 3-4 gün sonra çocuğun kontrolü var. İşte aşısı var, bir şeyler var. Diğer başka işlerimiz var. Akrabalarımızın düğünü var. Mecbur gideceğiz. Şahin'i geçirdikten sonra ben de dedim biraz buraları temizleyeyim, arıtayım. Şuralarda gıyda köşede yılan çiyen saklanır. Çoluk çocuk geziyor, yemek yapıyorlar. Nane koparma falan gelirler. Allah korusun. Yılan çiyen şeyde saklanır, otların içinde. Bunları kesmek zorundayız. Öğlen sıcaktan gündür çıkılmıyor dışarı. Çok sıcak, çok berbat. Biraz hava serinken, biraz da hava yani akşamüstü serinleyince falan böyle bir şeyler yapacağız galiba. Buralara çapam oturuyor, yanaşmadım. Nanelerin ön tarafını gazıyorum, kesiyorum, atıyorum. Neden derseniz alıp başını gidiyor. Sarıyor bahçeyi. Bahçeye de o gitmesin. Buradaki olan bize yeter. İçindeki otları da temizledim mi? Şöyle. Buradaki olan yeter. Çabuk yürüyor, ağırsız. Çok ağırsız nane ama sularsan ağırsız. Sularsan yürüyor. Sulamazsın üremez.
Balkon dibinden Eylül şurayı temizledik. Kaçıncı temizleyişim biliyorsunuz mu? Cennet elması kurudu bu sene burada. Şeftalinin dibini açacağım. Çanak yapacağım. Şöyle otlar tarlada kurur. Onlarda sıkıntı yok. Annem, patates kazdım ya. Ha. Patatesin değil mi çamur? Çamur çamur, onlar sulamayacağız gay. O son gay zaten, gazılacak gay o. Ha, çapa motoru bunları şey yapınca açtı değil mi dibini anne? Dibini kapamış ya. Evet. Ben de kuru diye su attıydım, o da çamur olmuş. Bugün zaten onun dibini açtım. Böyle otlarını böyle kestim. Eline sağlık, güzel. Balkonun dibine yılan şu da kuru zaten anne ya. Onu o gelecek, o kuru. Onun dibini açmayacağız. Onu önümüzdeki seneye kökleyelim de şey yapalım anne ya. Onun yerine başka bir şey ekelim. Zerdali falan dikelim. He, başka bir şey dikelim. Çelen iyi olmuş ama ya bu hünnapların hepsi. Hünnaplar güzel. Maşallah. Şu otları öyle alıverin. Ağaca bakarsan olur. Evet anne. Bunun dibinde hallettik. Çamurmuş biraz, çapa tuttu da. Yavaş yavaş akşam yaklaşıyor. Akşama ne pişirsem ne pişirsem. Bakalım düşüneyim ne pişireceğim. Çapa işi bitiyor. Bahçede şöyle dolaşayım. Ne bulursam Allah ne verdiyse akşam yemeği hazırlayacağım. İşte köyde durum böyle, günler böyle geçiyor arkadaşlar. Biraz bahçede çalıştık, dinlendik. Şimdi de akşama ne pişirsem kaygısı başladı. Akşama ne pişirsem dedik ve bahçeye indik. İnşallah Allah ne verdiyse pişireceğiz. Nasibimizde ne varsa onu yiyeceğiz. Anne sen bu kabağı çapaladın mı? Çapaladım. Yine otlandı. Yolacağız, onlar yolacağım. Maşallah kabaklar büyümüş anne. He büyüdü büyüdü. Ben de sen deyince baktım da güzel olmuş. Bir tanesi iyi büyüyecek anne. En büyük olan var ama. He. 3-4 tane büyüdü mü yok mu? Tabii tabii. Allah versin. Tabii. Tabii. Buradaki biberlerini de dökmüş. Yani oradakini de dökmüş. He, şimdi biraz toplayacağım da bu şeye yemeğe katacağım. Dikkat et anne, acılar var orada. Acı katmayacaksın, acı katmayacaksın. Acı bende. Ben baktım hemen, yediğim acıydı ya. Şimdi acı geldi ha. Öyle mi? Acı mı onlar o şeyler? Cimbiber hariç öbürküler acı mı? Ben o sandım bu bahçenin otunu yolmaktan. Otlar bitmedi yani. Otlar osanmadı çıkmaktan. Sürekli ot. Sirken. Yol Allah yol. Yol Allah yol. Oturak fasulye, yerde döken fasulyeden yeteri kadar topladım. Kılçıksız bu. Hiç kılçığı yok ve et gibi lezzetli. Çok güzel. En güzel lezzetli fasulye diyebilirim. Şimdi tertemiz yıkayacağım. Taze fasulyeleri tertemiz yıkadıktan sonra
Kılçından sıyıracağız. Sıyıracağız. Sıyırmasına da kılçığı yok bunun. Kılçıksız zaten. Kılçıksız. Şöyle kırıyorum. Kılçık yok. Döktüyse patlıcanları iyi. Maşallah diyeyim. Şöyle gelen ne? Bak. Bir tanesi burada, gördün mü anne? Ha bu ya. Bak biri de burada anne. Ha. İşte bu çiğ yeniyor. İşte maşallah çok güzel. Geçen bahsettiydik ya vişne, evet, suyu çıkarırken. Nikotin mi deniliyordu ona? Nikotin, evet. Sigaradaki bak, olan. Bak o da dökecek anne. He, o da bunların hepsi getiriyor annem. Maşallah bak. Getiriyor. Minik minik. İyi iyi, sağ ol. Sen de semizden temizlemişsin. Ya bu anne şunu boğmuş, hiç açamamış şu. Bak şu otların hepsi bundan çıktı anne. Boğuyor boğuyor. Çok şey ya. Suyu da yemiyor ya, boğuluyor. Dedim boğuluyor. Biraz rahatlasın bari. Evet iyi yaptın, sağ ol, Allah sen razı olsun. Anne. Biz bir daha gelişimizde var ya. Evet anne. Şu fasulyeler de döker, bamyalar da döker. İnşallah anne. He, o zaman bol bol yeriz. Bakarız yeriz, güzel olur. O mısırlar dökecek mi sence anne? Dökecek. Ondan cinsi şey. Sıvaş mı onlar? Uzun. Hı-hı. Uzun mısır onlar. Çok uzun. Ama bir şey söyleyeyim mi anne? Maşallah. Böyle bahçe yeşillik kattı. Ya süs. Süs gibi diyelim galiba onlara biz. Tohumu var senin. Tohumu ekelim biz onu bayağı ya. Ekelim. Döndü abladan aldıydım ben onu. O çok veriyor. 3-4 sübek veriyor dediydi. Bilmiyorum da. İyi sağ ol. Allah razı olsun. Eline koluna sağlık. Bu da balgaba mı acaba bizim burada? Yok annem bu balgaba, evet. Bu da dökmüş anne. Bir tanesi, dökmüş mü? Bak. Bir tane şurada dökmüş anne. Bak şurada görüyor musun? Ha işte. Bir tane evet. Daha vardı. Yok tek bir tane vardı ne? Bir tane dökmüş anne. Tamam. Bir tane daha döker o. 2-3 tane döker. Ha, döker inşallah anne. Bekliyoruz. Döker döker. Maşallah bu sene kabakları falan iyi yapmışlar. İyi, iyi, iyi bakmışsın. Az yaptık, iyi oldu. Öz yaptık. İyi oldu. Mısırlar o tarafı ne hikmetse büyüdü. Bu tarafı büyümüyor. Gölgede kalıyor anne orası biraz. Bu taraf çok güneş yediği için olabilir. He, bu mısırlar boyu 5 metreye kadar ulaşabilen cinsten. Anne zaten şu en uzun var ya şuradaki. Ha, ha, ha. O mısırın boyu 2,5-3 metre var. Vardır. Bak, ben yanına gideyim. Benim boyum 1,75 anne. Ha, senin boyundan iki kat gibi duruyor. İşte oldu. Ben elim uzattığımda 2 metreye geçiyorum anne. Bak, elim uzatıyorum daha benden uzun. Oo, bak. Daha bak nerede kalıyor, gördün mü? Yani en az 2,5-3 metre var onun boyu. Var. Onun boyu benden uzun yani. Bak çıkarı mı dedin ya, hemen bak. Hemen bak. Çıkarıyor. Şura bak şu yukarıya. He gördüm. Ha, gördün mü? Odan çıkarıyor. Çıkartıyor. Ha, şu ucundan şunu çıkardığı zaman mısır dökecek demektir. Maşallah inşallah. Olacak. Oluyor bak. Olsa orada da var hepsinde. Ha. Oluyor ben oluyor. Olacak. Bak, biraz bak. Geç çıkaran da oluyor o. Olsun anne. Oluyor oluyor mısır. Ön taraftakini erken yeriz. Bunu da en son yeriz. Ön taraftakini işlenir 2-3 güne kadar. Gideceğimiz gün belki bakarım da kaynatıverim. Közleyiverim özleme. 1-2 tane olursa közleriz. Olur. Ha, bak bunlar da fasulye çiçekte, gördün mü? Dökçe bunlar nasıl döker? Maşallah. O ne biliyor musun? Şunu bak, yerinmiş hepsi. Yani ne diye baktım belli oradan. Şey kestanenin çiçeği. Böyle bak, işte. Çiçekler ne güzel. Anne Allah Allah maşallah. Bak bak. He. Toplaması mısır. Anne iyi akıllı yapmışsın ha. Çomak dikemiyoruz. Çomak dikemedik. Fırsat olmadı. Bak buralarda hep bundan fasulye döke. Topla yeri zaten 2-3 kere topladın bir şey olmuyor. Evet. Bunun çiçeği o adam dökülüyor. Bir inşallah verir. İnşallah verir. Anne dediğin gibi eğer bir taraf verir bir taraf vermezse senin dediğin gibi ne yaparız biliyor musun? Aşılama zamanı o taraftakini kesip bu tarafa aşılarız. Aynen aynen. Bu tarafı verdiydi işte o zaman da. Kestanenin bayağı bir topladık, 2 kiloya yakın yedik, çok güzel. Simav kestanesi gibi, sen almıştın ya bir kere, aynı onun aynısıydı kestane. Sanki iki renk durmuyor mu? İki renk duruyor, neden sanki değil mi? Anne işte bir tanesi delici olabilir.
Çiçeklerinde açmış anne maşallah. Çiçek açtı da hortum dolanmış. Az kalsın kırılıyormuş da yasıldılar. Gelirler anne hemen bir sürü yesinler kendilerini. Evet. Bak kestanenin bu yanı koyu, şu kıyı, şu yanı açık. Onu diyor. Anne hangi taraftan? Koyu taraftan mı aldık açık mı? Koyu. Koyu taraftan aldık. Hastalandı mı ki yoksa bu taraf? Hastalı mı? İki dal mı çıkıyor? Bir baksın da. Hani onda 2-3 dal uzanıyor. Oraya sadece şöyle bir dal uzanıyor. Bunlar öyle. Evet. İşte bakacağız bu sene iyice tespit edeyim de senin dediğini uygulayayım. İnşallah. Fasulyeyi topladım. Biber lazım. Bir tane dökmüş burada, bir tanecik. Ne dökmüyor bunlar? Dermişim ve evet dökmüş. Bahçeden tencereye edeceğiz galiba. Acele bacı aşı yapmak için malzemeleri sayalım. Şöyle birkaç yaprak bal yaprağı, asma yaprağı. Domates doğrayacağım küp küp. Fasulyeler, taze fasulye doğranmış. Pirinç yıkanmış. Biber, yeşil biber ve sarımsak. Birkaç diş sarımsak, kuru soğan. Baharat olarak karabiber ekleyebilirsiniz. O size bağlı. Tuz tabii ki de olmazsa olmaz. Malzemeler bunlar. Yağ, bir de yağ. Tencerenin dibine birazcık yağ koydum. Asma yapraklarının saplarını kopararak şöyle tencerenin dibine seriyorum. Fasulyeleri şöyle bir sıra fasulye. Biraz soğan. Fazla değil. Biber ve sarımsağın bir yarısı. Pirinç. Pirinci serdik. Kalan fasulye. Soğan. Kalan biber. Domates. Doğradığımız domatesleri de şöyle üzerine seriyoruz. Denilirse salça ilave edilebilir. Asma yaprağını şöyle kapatıyorum. Efendim. Kartuş istiyor musun? Alan mı? Alıp gelin mi? Al gel ya yiyelim. Ufak olur için. Ufak ufak olsun. En son üzerine bir bardak su. Kapak. Ve ocak. Ateşe aldık.
Taze fasulye pirinç karışımı, adı acele bacı yemeği olan yemeğimizi kısık ateşte pişireceğiz. Har har ateşte pişmez. Biraz piştikten sonra suyunu çekmeye yakın tereyağı. Üzerine tereyağı. Yaprakları alıyoruz gayrı. Tereyağını attıktan sonra kapatıyoruz. Suyunu çekesiye kadar kaynıyor. Yemek pişti. Kalan odunu su dökeceğiz ve söndüreceğiz. İsraf olmasın. Tamam. Dışarıda pişirdik. Tepsiye döktük. İçeri getirdik. Çok lezzetli oluyor. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Bize de afiyet olsun arkadaşlar. Yanında ne olacak? Karpuz olacak. Dünden kalan mercimek çorbası. Onu da ısıtacağız. Tamam olacak.